Alo. Ben Kenan Birkan. Biriyle görüşebilir miyim mümkünse? Gece olmaz. Sabah arayın. Sabah olmaz. Şimdi görüşmem lazım. Hay Allah. Kimle peki? Kim? Duyamadım. Ramiz. Ramiz Karaeski. Bilmiyorum amca ben öyle birini. Sen başka isimle bilirsin onu. Sekiz. Sekizi çağır bana. Benim. Vakit geldi çocuk. Çıkıyorum. Önümde engeller. Ne derdi Ramiz? Üstlerine yürürsen engeller büyür. Her engelin karşısında bir engelsin sen de. Çekilirsen engeller kalkar. İlle yüzleşeceksen, en okkalı tokat yüze vurulan gerçektir. Bir sıcak anlatamam. Peki. Aman senin bir yerde buluşalım diye aradım. Buluşuyor muyuz ki? Çok güzel bir yer biliyorum. Çok serin bir yer diyelim mi? Haydarpaşa garı püfür püfür. Nedir sizin bu trenlerle olayınız? Gelin anlatayım. Bir şey mi buldunuz? Size bir hikaye anlatacağım. Aldırayım mı? Aldırmayayım. Siz Haydarpaşa motoruna binin. Üst katta dışarıda oturursanız mis. Tam ikide Haydarpaşa'da. Haydarpaşa. Daha sakin bir yer mi seçseydik? Bir tren garından daha sakin bir yer yoktur Eşan. Herkesin ortasında kimse sizi rahatsız etmez. Ateş etsen duyulmaz. Gelecek misiniz? Geleceğim. Harika. Eskiden, gençken, ben de bir kere aşık oldum. Sevdiğim kıza kavuşmak için ne engeller aştım. Gençtim, bütün engelleri geçeceğim sandım. Çok geç anladım. O gitmeye karar verince, aşka yetişmek imkansız. Artık akıllandım. Boşuna koşmuyorum. Bir ıslık çalınca kimi istersem o bana geliyor. Ben de tam sizi düşünüyordum. Eşan nerede? Buraya geliyordu en son. Sizi uyardım. Bizden uzak durun dedim. Niye? Ne oldu ki?
Sen Ramiz Dayı'dan çekiniyorsun. Ondan korkuyorsun. Görüyorum gözünde. Ama yanılıyorsun. Ondan değil, benden korkman gerek. Ben senin masum oyunlarını yemem. Ben sen her oyun kurduğunda o kağıtları buruşturur atarım. Ben sana ulaşırım. Hala anlamadın mı? Siz niye geldiniz buraya? Beni korkutmaya mı? Yoksa Eyşan'ı kurtarmaya mı? Ya da Eyşan'ın beni öldürmesini engellemeye mi? Beni kurtarmaya mı geldiniz yoksa? Canım. Sen... Ya da bir dakika. Kendinizi kurtarmaya geldiniz. Bugüne kadar Eyşan'a gerçeği söyleyemediniz. İçinizde kaldı. Bugün gelip söylemek istediniz. Ne diyorsun sen? Diyorum ki... Biz henüz ikimiz tanışıp el sıkışamadık. Bizim gibi medeni iki insana hiç yakışıyor mu? Merhaba. Ben Kenan Birkan. Memnun oldum Ömer Uçar. Dedim. Dedim ama siz beni dinlemediniz. Ben sizin düşmanınız değilim dedim. Bu hayatta sizi en iyi anlayan benim Ömer. Aslında biliyor musunuz? Sırf bunu ispat için işimi gücümü bırakıp bugün buraya geldim. Bu hikayede sizin sorununuz ne biliyor musunuz? Seni öldürürüm. Ve daha akıllı laflar söyleyeyim. Baskı altındayken daha iyi laflar çıkarım. Beni öldürürüm. Bu ne öyle? Kim söyledi? Ha, ben de ona geliyorum. Aslında plan çok iyi. Ama biraz oyalanmışsınız sanki. Yani sonuna doğru tam hedefe yaklaşmışken ama son hamlede nedense zayıflıyoruz değil mi? İtiraf etmeliyim ben de öyle. Onun için benim aklıma müthiş bir fikir geldi. Alfred Hitchcock'un filmlerindeki gibi siz bayılacaksınız bu fikre. Diyorum ki birbirimizin işini yapalım. Siz bana Ramiz'i getirin. Ben de sizin yarım bıraktığınız işleri tamamlayayım. Hatta bugün ben bir iyi niyet göstergesi olarak yaptım bile. Ne yaptın? Ne yaptın? Siz bu insanlardan intikam aldınız mı? Almadınız değil mi? Çok ayıp. Yani bizim bir derneğimiz olsaydı size atarlardı. Böyle çekip gitmeler falan. Hangisinden başlasak? Ali. Bu adamın suçunun hafifletici sebepleri var. O yüzden cezada indirim yaptım. Durum daha bitmedi. Elde var bir. Aynı anda Cengiz. Sabah Cengiz'e bir uğradım. Bu ülkenin neyine bayılıyorum biliyor musunuz? Her şeyin bir yolu bulunuyor. Cengiz'i tutuksuz yargılayacaklar. Kefil oldum. Niye diyeceksiniz? Sizce niye? Yine ihanet etti. Ne bekliyordunuz be Ömer? Adam üstünde fiyat etiketiyle dolaşıyor. Eyşan'ı göreceksin dedim. 2 dakika sürmedi kim olduğunuzu söylemesi. Olacak. Doğru tavır budur işte. İhanet. Yine ihanet. Cezası? Ölüm. Karakolun yanındaki terk edilmiş otoparkın önünde. Cengiz Atay ölümü bulacak Eyşan yerine. Sonunda... Elde var 2. Gelelim sonuncuya. Eyşan'a. Aslında intikamın ta kendisi o değil miydi? Asıl yapmak istediğiniz şey ona söylemek değil miydi? Ama merak etmeyin. Sizin yerinize ben söyleyeceğim. Bugün saat tam 2'de Eyşan beni öldürmeye çalışmadan önce Ömer adına gözlerinin içine baka baka ona sizin kim olduğunuzu söyleyeceğim. Bakalım ne yapacak? Ne istiyorsun? Seyretmek. Ne yapacağınızı seyretmek. Bir kişiyi seçmek için zamanınız var. Bakalım kimi seçeceksiniz? Kimi kurtaracaksınız? Ben size kocaman bir iyilik yapıyorum, farkında mısınız? Sizin yapamadığınızı yapıyorum. Hani siz bana bir ders vermiştiniz ya, intikam nerede başlar diye. Gelin oturun yanıma. Burada bitsin. İkimizin de intikamı.
Eyşan. Eyşan. Kardeşim için. Hiçbir şey engelleyemez benim seni vurmama. Niye gösteriyorsun o resmi? Yardım etmemi istediniz. Yardım ediyorum. Beni vurmadan önce size bir hikaye anlatabilir miyim? Ne yapsan öldüreceğim seni. Yıllar önce. Gençten bir çocuk. Mahallesinde ailesiyle arkadaşlarıyla birlikte yaşarmış. Konuşma artık. Sonra mahalleye güzel bir kız gelmiş. Oğlan kıza aşık olmuş. Ama kız... Sonrasını siz tamamlayın isterseniz. Kız da oğlanı sevmiş mi? Siz Ezel'in kim olduğunu herkesten önce biliyordunuz. Allah'ım. İlk gördüğüm an. Kumarhanede ilk gördüğüm an. Biliyordum. Ömer dedim. İçimden Ömer geri geldi. Bir saniye. Ama biliyordum. Çünkü siz en çok onu özlüyordunuz. Ömer'i geri istiyordunuz. Her şeyden çok... Her şeyden çok. Ömer geldi Eşan. Ömer geri geldi. Ömer. Onu anlatmaya çalışıyordu. O yüzden söyleyemiyordu. Onu demeye çalışıyordu. Allah'ım. Allah'ım şükürler olsun. Ömer geri geldi. Ömer geri geldi ama içi size nefretle doluydu. Önce sizi çalıştı, zaaflarınızı öğrendi. Sonra başladı. Başladı? İntikamını almaya tabii. Önce Ali'yi saf dışı bıraktı. Sonra kazandığınız bütün paraları aldı. Bir otel yapacağım dedi. Öyle bir otel yok biliyorsunuz değil mi? Hepsi düzmece. 4 yıldır kuruyordu bu planı. Ne kuruyordu? Sizin yaptığınızın aynısını size yapmak. Cengiz'i hapse attırmak mesela. Dahiyane bir fikir. Nefret dolu, korkunç. Ama dahiyane. Ama sonra yaptı. Asıl yaptı. Yıllarca yapmak için beklediği şey. Birdenbire fazla geldi. Sonra konuşalım bunları. Ne o? Asıl intikam planı. Söylemesi biraz zor Eyşan. Bütün bunları Ömer'e niye yaptınız siz? Kimin yüzünden geldi bunlar Ömer'in başına? Hayır. Hayır. Bahar. Hayır. Bahar yaşasın diye Ömer ölmedi mi? Ezel'in asıl intikamı, her şeyi tersine çevirmek. Sizin bütün yaptıklarınızın boşa çıkmasını sağlamak. Ömer,
Hayır. Gördüm. Oradaydı. Halini gördüm onun da. İnandınız mı? Sahi. Sizi sevdiğini de söylemiş miydi Eşan? Ona da inandınız mı yoksa? Bahar'ı öldürmek, Ömer'in intikamını almak değil mi Eşan? Öyle değil mi? Evet. Allah'ım, evet. Evet. Yeni oyuncular. Bir tanesi asker. Eli avuca sığmıyor. Ama kötü bir huyu var. Namus borcu öder gibi savunuyor kendini. O yüzden her düştüğünde geri kalkacak bu. Bir tanesi üçkağıtçı. Hilekar. Satın alması kolay. Ama kötü bir huyu var. Satın alsan bir gün seni bile satar. Ve diğeri, Ramiz dayının has adamı. Hani kim olduğunu kimsenin bilmediği adam. Bu adamı geçip eski dosta ulaşacağız. Kolay. Yeni oyuncular, yeni oyun. Ama asıl rakip eski. Çok eski. Küçük bir sorun var. İstediğim kadar hesaplayayım her şeyi. Başa dönemem. Buyur abi. Vakit geldi mi Ramiz abi? Vakit geldi Kenan. Nasıl yaptın abi? Bendim o. Bana nasıl yaptın? Eski ile yeninin farkını bilir misin Ramiz abi? Eski her zaman yeniye yenilir diye öğretmiştim sana. Sadece öğretmekle kalmadın. Senden eskilerin hepsini yendin. Yendim.
İmkansız dediler sana. Suratına güldüler. Tek başına yapamazsın dediler. Yaptım. Nasıl yaptın? Hepsinden daha acımasızdım. Hepsinden daha hırslıydım. Hepsinden daha amansızdım. Ama artık öyle değilsin Ramiz abi. Artık yaşlandın. Zayıfladın. Vakit geldi abi. Yenilerin, eskilerin yerini alma vakti geldi artık. Senin beni durduracak gücün kalmadı. Sende sadece bol laf. Eskimiş felsefe kaldı. Bende güç. Bende biraz yürek, biraz onur, biraz gurur, bir dirhem de bilek kaldı. Onların zamanı geçti Ramiz abi. Şimdi zaman kazanmak için yüreğini, onurunu, gururunu hiçe sayanların zamanı. Sen de, senin yetiştirdiğin hayalperest çocuk da, benle, benim yetiştirdiğim kahramanla başa çıkamaz. Senin yetiştirdiğin, senin kahramanın ha? Benim kanım Kenan, benim kanım. Bir şey yapma Kenan. Yapacağım. Yaptırmam. Ezele bir şey yapma. Yapacağım. Yaptırmam Kenan, yaptırmam. İmkansız. Bir defa görünce onu anladım. Yolun sonuna geldim. Sona gelince bir eyvallahla gideriz demiştim. Hoş geldinle edilirmiş veda. Hoş geldin evlat. Hoş geldin.